Merhaba arkadaşlar, gördüğünüz animasyon bir mikstürdür. Baba taraf Malatya'dan, anne taraf Bulgaristan'dan, Razgard şiirinden. Zaten o bölüm daha çok işte Türk Deli Orman diye geçen bir bölge. Şimdi bu arkadaşın sonuçları bakarsanız bu Punt DNA L K12 modern halkları ve ilginç olan çok yakın ve net Türk gösteriyor. Şimdi bu parçalara da fazla bakmamıştım. Yani bu hesap makineye daha hiç fazla denemedim. Daha çok K13'ü kullanıyordum. Globalı. Şimdi bunun bölümlere bakarken tabii ki şimdi ilk aynı bütün Anadolu Türklerde gibi Kafkas bölümü en yüksek 37.37. Anadolu'da eski Anadolu genetiği işte bu Atlantik Mediteryan burada Anatolian diye geçiyor 27.74. European Hunter and Gatherers yani Avrupa avcıları 13.85. Orta Doğu 9.85. South Asian burası hafif yükseğe gitmiş 2.99. Şimdi Doğu Asya taraflara geliyoruz. Siberian 2.92. East Asian 2.46. Beringen yani bu Beringen Bering Denizi var ya Sibirya'da en doğuda. Amerika'yı bir de Rusya'ya birleştiren Sibirya birleştiren bölüm. Oradan yani çok doğuda 2.26, Oceyan 0.47 ve küçük bir Kızılderileri 0.09. Şimdi distans olarak Türk 5.61, sonra Turkish Aydın 6.6, Kurdish 9.13, Kumyuk 9.94. Şimdi aşağı doğru bakarsak bir taraf görüyorsunuz %90 Türk. Ondan sonra bu tarafta işte ya kuymuk bu ilk karışımı. Ondan sonra işte Belarus %10 Slav bölümleri, Macar bölüm, Germanik bölüm. Şimdi bu demek ki ana tarafta da Türklük var yoksa bu çıkmazdı. Yani ana taraf Slav olsaydı ya da Trakyalı olsaydı %100 bu sonuçlar böyle olmaz. İki tarafta Türklük var. Yani bir taraf Balkan Türkleri, bir tarafta Anadolu Türkleri. Haplo grubu göremedim. Çünkü database vermedi bana. Belki yanlış data yollamıştı bu arkadaş. Ama bu sonuçlar çok net. İki ayrı Türk kavimin karışımı. Ve çok ilginç olan işte Balkan Türk'ü. Bir de İç Anadolu Türk'ünün DNA sonuçları. Şimdi bir başka hesap makineye daha bakalım. Bizim Dodecat K12B'ye bakalım. O da çok kullandığım, bildiğim bir hesap makinesi. Bakalım Dodecat ne gösteriyor? Dodecat
Yine Kafkas bölümünü en yüksek gösteriyor. 36.56. Bu sefer Kuzey Avrupa ikinci sırada geliyor. %18.19. Bence bu Balkan tarafından gelme bir olay. Gedrosya tam Anadolu Türk'ün ortalaması 14.23. Atlantik Mediteryan 14.19. Hafif yüksek. Bu da ama normal çünkü Balkan'dan bir taraf olduğu için o bölüm daha yüksek olur. Southwest Asian yani Arap Adası 8.12. 10 ortalama oluyor Anadolu Türklerde. Bu da diyelim sayılır. Şimdi Sibirya 3.01. East Asian 2.03. Ondan sonra işte bir Kuzey Afrika parçası geliyor. South East Asian 1.24. Ondan sonra South Asian 0.84. Burada az gösterdi. Dodekat'ta sadece Doğu Asya bölümler biraz az çıkar bu makinede. Ama yine bakarsan 5, 6.5'tan fazla bir bölüm çıktı. Yani esasen Anadolu Türklerin ortalamasına çok yakın. Şimdi burada distance burası 12.18 Türklere göstermiş. Kuymukları göstermiş. Buna Türkler. Ondan sonra distance ama fırlama oluyor. Yani Dodecart'ın bunun da işte eski bir makine olduğu için bu melez olaylarını tam çıkartamıyor. Aşağıda bakalım ne söyleyecek bize. Burada yine ama güzel söylemiş yani aynı bir tarafta gibi. %80 Türk, Anadolu Türkleri ve bu taraf yine Germanik, Aktay Turan da demişti Norveçlerde de çok Anadolu geneti varmış ha, eski Anadolu geneti, o da önemli. Ama gördük gibi Germanik, Macar, Trakya, eski Seltik kavimleri yani bu da işte Kuzey Avrupa. Ama çoğunlukla gördüğünüz gibi %80 Anadolu Türkü, gerisi de işte bu Batı, Kuzey Avrupa bölümlere ait bölümler. Umarım video beğendiniz arkadaşlar. Güzel bir videodu. Çok güzel bir sonuçlardı. Bizim Türklüğümüzün özelliğini gibi gösteriyor. Yani bizde olmayan yok. Ve böyle bazı insanlar da işte böyle yorumlar yazıyorlar işte Türklük yokmuş gibi. O insanlar o yorumlarını affedersin bir yerine koysunlar. Hadi bakalım bay bay. Ciao ciao. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.